24 Ocak Elazığ depreminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TOKİ tarafından Elazığ'da binlerce binanın temeli atılmış ve çok kısa süre içerisinde yaklaşık 25 bin konut Elazığ'da hak sahiplerine teslim edilmişti. Yeni evlerine taşınan Elazığlı depremzedeler Kahramanmaraş merkezli depremleri taşındıkları bu evlerde yaşadılar. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler çevre illerde büyük yıkıma neden olurken, Elazığ'ın yapı stokunun TOKİ tarafından yenilenmesi nedeniyle şehirde büyük bir yıkım olmadı. Elazığlı depremzedelerin taşındıkları TOKİ konutları bu iki büyük depremde sınavı başarıyla geçti ve tek bir çizik dahi olmadı. Önce Cumhurbaşkanımıza, Şehircilik ve Altyapı Bakanlığımıza, bakanlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani çok sağlam yapılmış bir binalar. Biz memnunuz çok. Teşekkür ediyoruz devletimize, milletimize. Allah razı olsun. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan teşekkür ederim. Biz olsak yani bir şey yapamazdık. Allah kendisinden razı olsun. Yani normalde mesela o kadar deprem oldu ama hani hiçbir sorun olmadı. Gerçekten hani devlet şu zamana kadar yani hani TOKİ'lerde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu kadar yeni binalar hani yıkılmasına rağmen diyelim daha yeni müteahhitin yaptığı şeyler, daireler hani hemen bizim arkadaş oturuyordu. Hepsi çatladı. Ama TOKİ'lerde şu an hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten yani devlet şu an başımızda olmasa gerçekten hani çok mağdur olurduk. Yani hiçbir zaman Allah eksikliğini vermesin devletimizden, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı zaten hep destekliyoruz. Evet, TOKİ çok güvenilir bir yer. Bunu depremlerde de gördük. Binalarımızda hiçbir çatlak, bir çizik yok. Yani 2 tane deprem gördük. İçinde hiçbir sorun yaşamadık. Yani bayağı güvenilir yani. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Elazığ'daki vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan bu güvenli konutlara giderek yakınlarının evlerine geçici olarak yerleştiler. Tabii çok güvenli vallahi. Çok güzel. Rahatız Allah'a çok şükür. Yani sağlam, rahat da uyuyabiliyoruz geceleri çoluk çocuğumuz. Yani teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza, devletimize Allah razı olsun. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Rahatım. Rabbime şükürler olsun. Allah herkese nasip eder. Burada kiralık ev arıyor. Saatlik ev soruyorlar. Tabii satılma durumu şu an yok da. Şu an kiralık evimiz de yok burada. Halkımız için çok güvenilir bir yer buraya. Yani. Cumhurbaşkanımız da gelse mahallemize bekleriz. Burada mahallemizi görsün. Yani yaptığı hizmetlerin ne kadar değerli olduğunu, insanların burada ne kadar şey olduğunu, mutlu olduğunu görsünler yani. Öte yandan büyük yıkımın olduğu komşu şehrimiz Malatya'dan da çok sayıda depremzede Elazığ'a geldi. TOKİ tarafından şehirde yapılan bu evleri kiralayan depremzedeler, şimdilerde deprem korkusu olmadan güven içerisinde yaşıyorlar. TOKİ'nin 24 Ocak depreminin ardından Elazığ'da çok sayıda yaptığı TOKİ konutlarının önündeyiz. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremin ardından Elazığ'a göç eden vatandaşlar Elazığ'daki TOKİ'leri kiralayarak kendilerini güvenli dairele yerleştirdiler. Depremin ardından Elazığ'a gelen vatandaşlar sayesinde TOKİ'lerde tek bir boş konut dahi kalmadı. Bölgedeki depremzedelerin ilk tercihi olan Elazığ'daki TOKİ konutlarında kiralık daire kalmadı. Özellikle Güneykent Mahallesi'nde kiralık bir konut dahi kalmazken TOKİ konutları güven konusunda vatandaşlardan bir kez daha tam not aldı. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşların güvenli evlerinde oturduğunu belirten Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. 24 Ocak 2020 depreminden sonra Elazığ'da TOKİ eliyle yapılan 25 bin konut şu an itibariyle tıklım tıklım. Her evde hemen hemen iki kişi kalıyor. Yani iki aile kalıyor. Bunun buradan Cumhurbaşkanı'na ve Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Murat Kurum'a ve Elazığ'daki siyasilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü hakikaten de Maraş depremiyle birlikte güvenli bölge olarak adlandırdığımız bir bölgeyi oluşturdular. İlk etapta belki talepler olmadı ama depremden sonra TOKİ'ye olan muhabbetin, TOKİ'ye olan güvenin artmasından kaynaklı yeni yapılmış binalarda lüks daireleri olan kişilerin bile bu bölgelere talebi olması bizleri sevindirdi. Buna yönelik şu an itibariyle yani TOKİ'de boş bir dairemiz yok. Yani belki içinde oturulmayan var ama
genel itibariyle Malatya, Adıyaman bu bölgedeki depremzede vatandaşlara yönelik de evlerini verdiklerinden kaynaklı şu an hastanede olup da buraya gelemeyen vatandaşlar olduğundan dolayı o dairelerin boşluğu görünebilir ama biz birebir vatandaşlarla görüştüğümüzde bu daireleri o şahıslara, depremzedelere verdiklerini bizlere ifade ettiler. Hakikaten de konum olarak da inşaat olarak da çok mükemmel bir şekilde inşa edilmiş. Şu an itibariyle güven içerisinde kendimizi hissediyoruz. Psikolojikmen de rahatız.